Dostlarım, hoş geldiniz. Bugün Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'nin neleri başardığını ve nasıl başardığını konuşacağız. Aslında çok fazla anlatılmayan ya da anlatıldığında birilerinin pek inanmak istemediği Türkiye gerçeğini anlatacağız. Değerli dostlar, Kızıl Elma havalandı, malumunuz. Birkaç gündür sosyal medyada ve ekranlarda, basında, medyada Kızıl Elma'nın havalanışını izliyorsunuz. Selçuk Bayraktar, yerde tutamadık diyerek paylaşmıştı. Gururumuzdur Selçuk Bayraktar ve onun ekibi. Gururumuzdur Aselsan'ı ve diğer bütün savunma sanayine hizmet eden, daha doğrusu bu ülke için taş üstüne taş koyan herkes gururumuzdur. Değerli dostlar, Türkiye öyle zamanlardan geçti ki zoru başardı. Yetmez, imkansızı başardı. Nasıl başardı? Biraz bugün bunun üzerinde durmak istiyorum sizinle. Arkadaşlar, Bayraktar Kızıl Elma'nın tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde paylaşılmıştı. O tarihlerde Baykar Teknoloji, Baykar'ın yürüttüğü muharip insansız uçak sistemi, bilinen adıyla, kısa adıyla MIUS arkadaşlar. MIUS sonrasında Bayraktar Kızıl Elma adını aldı. Arkadaşlar, MIUS projesi Kızıl Elma adını aldı. Selçuk Bayraktar bu ismi verdi ve kamuoyuyla da fotoğraflarını paylaştı. Tabii heyecan uyandırdı. Öncesinde bunun fikri aşaması heyecan uyandırmış. Ancak bunun hayata geçmesi, daha doğrusu prototip olarak hayata geçmesi hemen herkeste, milli duyguları olan herkeste heyecan uyandırmıştı. Hatta arkadaşlar, Kızıl Elma'nın Türkiye'de üretilen ve hali hazırda seyir testleri gerçekleştirilen TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olması da ayrıca gurur kaynağı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden, güvenen insanlara büyük hizmetleri olacak iki önemli eserimizden, şaheserimizden bahsediyorum. Birisi göklerin artık kartalı olacak olan Kızıl Elma, insansız savaş uçağımız ve onun sadece karada değil, denizde de inip kalkmasına imkan tanıyacak olan TCG Anadolu. Arkadaşlar, bu iki yeni sistemimiz oldukça modern teknolojilere sahip. Özelliklerini ayrıca bir yayında konuşuruz uzmanıyla. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Türk mühendisleri bize güvenin, gerisini merak etmeyin dediğinde ne kadar haklı olduklarını eserleriyle bizlere gösteriyor, kanıtlıyor. Değerli dostlar, Türk mühendisleri diyoruz ya, Türk mühendisleri gerçekten imkansızı başardı. Şimdi Kızıl Elma diyoruz, adı manidar. Ama Kızıl Elma'nın bir savaş uçağından çok daha fazlası olduğunu unutmayalım. Neden? Çünkü Kızıl Elma bir simgedir, bir oktur, hedefini vurup geçen bir oktur. Neden? Biz yıllarca arkadaşlar silahlarımızı, askerimizin kendisini koruyacağı, vatanını koruyacağı o silahları yurt dışından aldık. Yıllarca, tabancaya kadar arkadaşlar. Yerli üretim tabancalarımız vardı. O tabancalar ya zenginlere ya da yurt dışındakilere giderdi. Askerin elindeki piyade tüfeği yurt dışından gelen, genelde de çalışmayan, ki daha önceki yayınlarımda da anlattım, Osman Pamukoğlu'nun da bir anlatımı vardır bununla ilgili. Turgut Özal'a komutanlar gelir. Kendisi anlattı bizzat. Komutanlar der ki, biz terör örgütlerine aman vermeyiz ama askerimizin silahı puslu havada, sisli havada tutukluk yapıyoruz. Arkadaşlar, terör örgütlerinin elindeyse hiç kullanılmamış, tertemiz Rus Kalaşnikovları var. Ya da Avrupa silahları ya da Amerika silahları. Ki son zamanlarda son teknoloji Amerikan silahlarını terör örgütlerinin kullandığını biliyoruz. Tırlarla, uçaklarla getirildi biliyorsunuz Amerikan silahları. Hepsi son teknoloji. Şimdi bir yanda ateş almayan, puslu havada çalışmayan askerimizin elindeki piyade tüfeği, diğer yanda son teknoloji silahlarla askerimize saldıran terör örgütleri. Arkadaşlar, biz buna dur diyebilmek adına öncelikli olarak zamanında 90'lı yıllarda, 80'li ve 90'lı yıllarda yurt dışından silah tedariğine gittik. İstedik. Her tür silahı istedik. Özellikle askerimizin güvenli bir şekilde operasyon yapacağı alana ulaştırılması ya da operasyon sahasında askerlerimize havadan destek sağlayacak helikopterler noktasında çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ama sonuç alınamadı. Alındı tabii ki. Hiç alınamadı desek yanlış olur ama alınan sonuç yeterli değil.
Hele hele de dört tarafı düşmanla dolu olan, şimdi bunu zamanında söylediğimizde kimse anlamlandıramıyordu ama gördük ki dört tarafımız düşman dolu. Yani az sonra anlatacağım, Rus'tan dost olmaz diye boşuna söylememişiz. Bir şeyler oluyor. Zaten doğuda Ermenistan ve onun arkasındakiler. Batıda Yunanistan ve Avrupa. Aşağıda Amerikan destekli terör örgütleri Suriye'de ve Irak'ta. Keza İran bile bizim için bir tehditken, dostlarım, bizim silah yarışında geride kalmamız mümkün müydü? Değildi tabii. Ama kalmamak için ordumuz mücadele verdi. Hem de öyle böyle bir mücadele değil. Aselsan ölümlerini hatırlayın. Türk mühendislerimizin her gün ölüm haberi gelirdi, hatırlayın. Neden? Çünkü Türk'ün bu yarışta yer almaması, Türk'ün kendini savunabilecek sistemleri üretememesi içindi. Allah şehitliklerini kabul etsin. Nice şehitler verdik bu uğurda. Allah'ın izniyle belki yine vereceğiz. Ama şimdi en azından daha az veriyoruz ya da vermiyoruz, koruyoruz, kolluyoruz mühendislerimizi, beyinlerimizi. Velhasılı kelam arkadaşlar, bakın. O dönem biz uçak istediğimizde, helikopter istediğimizde bize vermediler. Şartları vardı. Neydi? Yazılımları kendilerinde olacak. Ama yazılımları kendilerinde olursa biz yazılıma komuta edemeyiz. Örneğin o yazılım diyor ki, Suriye'de, Irak'ta PKK unsurlarını vuramazsın. Neden? Çünkü orada Amerikan unsurları olabilir. Yazılım buna izin vermiyor. Düşünsenize, siz kendinizi korumak, vatanınızı korumak için silah tedarik ediyorsunuz ama düşmanınızı vuramıyorsunuz. Neden? Çünkü yazılım buna izin vermiyor. Biz bununla yıllarca mücadele ettik. İşte kötü komşu insanı ev yapar, ev sahibi yapar derler ya, yerinde bir söz. İşte o günlerde, 90'lı yıllarda başladı bizim görev yazılımı dediğimiz yazılımlarla ilgili çalışmalarımız. İşte milli, yerli beyinlerimiz, Türk gençleri, Türk mühendisleri oturdular, gece gündüz yazdılar, yazdılar, yazdılar. Neticeye ulaştılar. Ve bugün başardık arkadaşlar. Çok şükür, görev yazılımlarında dünyanın en ilerinden birisiyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri dediğim gibi 90'lı yıllarda başladı bu mücadelesine. Gelinen noktada biz bu yazılımları artık kendimiz üretiyoruz. Ve özellikle de atak helikopterinde ilk kullanmamız hasebiyle de büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Atak helikopteri bizim ilk göz ağrımızdır aslında. Gökyüzünü şahlandıran, Türk'ün gücünü ve kudretini gösteren atak helikopterleri bu bağlamda bizim için çok ayrı bir öneme sahiptir. Tamam, siyahlarımız da önemli, kızıl elmamız da çok önemli. Ama atak helikopteri arkadaşlar, taşıma kapasitesi, askerimizin güvenliği, korunma gücü, silah taşıması vesaire, tüm bunları düşündüğümüz zaman ve dışarıdan alamadığımız yazılımları nedeniyle alamadığımız helikopterleri de aldığımız zaman işimize istediğimiz gibi yaramayan helikopterleri de hesaba katarsak, atak helikopterleri bizim ilk göz ağrımız, gözümüzün nurudur atak değerli dostlar. Şimdi atakla ilgili sağda solda konuşanlar var. Yerli değil, milli değil, şu değil, bu değil arkadaşlar. Çok boş konuşan insanlar var. Gerçekten çok lüzumsuz konuşan insanlar var. Maalesef bu insanların arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye aday olan insanlar da var ve üzüyor. Yok yerli değil, şu kadarı yerli değil, bak bu parçası şuradan geliyor. Söyleyeyim, atak helikopterlerinin motoru Amerika'dan geliyor. Rolls Royce denen motorlar. Şimdi atak helikopterleri yerli değil mi? Bunu diyenin suratına tükürebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, helikopterden yola çıktık. Bir helikopterin en önemli parçası arkadaşlar, tartışmasız en önemli parçası pilotudur. Pilotu olmadan olmaz. İsterse insansız olsun, isterse insanlı. Hiç fark etmez. Sonuçta bir insan onu yönetecek. Yerde de olsa, gökte de olsa. Pilot. Peki ondan sonra en önemli parça? Arkadaşlar, motor değil, yazılımdır. Yazılım olmazsa, pilot yazılıma hükmedemezse, yazılım pilota hükmeder. İşte o yüzden diyorum. En önemli parça elbette pilot ama sonra da, şimdi pilota parça dedim diye sakın aşağıladığımı, hakaret ettiğimi düşünmeyin. Bütün olarak bakıyorum ben. Yazılım.
Sonra motor gelir arkadaşlar. Ama bakın, şimdi Atak helikopterlerini biz istediğimiz ülkeye ihraç edemiyoruz. Neden? Amerika motorlarını kendisi ürettiği için şart koşuyor. Bu motorları veririm ama şu ülkelere ambargo koydum, onlara veremezsin diyor Atak helikopterleri için. Biz de veremiyoruz zaten. Peki bu bizim için sizce, hani borç yiğidin kamçısıdır derler bizde. Bizim Türk mühendislerinin, yiğit Türk mühendisleri için gaz değil mi zannediyorsunuz? Türk mühendislerinin yıllardır ya boz tahtasına çevirdiğini motorları biliyor musunuz? Ve şu an Türk mühendislerinin aslında kullanılabilir durumda olan motorları ürettiğini, test aşamasında olduğunu yakın zamanda hem Atak helikopterlerinde hem de Kızıl Elma'da hem de birçok sahada aktif bir şekilde kullanılabileceğini, kullanılacağını biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yok canım, hadi canım diyenler. Vallahi de billahi de siz bu ülkeyi sevmiyorsunuz. İnanmak istemediğiniz şeyi sevmiyorsunuz demektir. Bakın, gerçek olsun ya da olmasın, bir gayret var. Ben inanıyorum ve inanmak istiyorum. Ben bu ülkenin evladıyım, bu vatanın evladıyım. Her şeyden önce inanmak istiyorum. Kime? John'a değil, Can'a inanmak istiyorum. Arkadaşlar, bizim insanımıza, bizim mühendislerimize, bizim kardeşlerimize ben güvenmek ve inanmak istiyorum. Siz neden inanmak ve güvenmek istemiyorsunuz? Bu kadar mı düşman oldunuz? Hele yurt dışında olan, kendilerini vatansız, biz dünya vatandaşıyız diye addedenler yok mu? Vatansızlar. Hele onlar yok mu? Tuhaf konuşuyorlar. Tamam. Mevcut iktidara kızabilirsiniz. Aranızda sorun olabilir. Belki siz devlet düşmanı, millet düşmanı değilsiniz. FETÖ'cü görünüyorsunuz ama belki FETÖ'cü değilsiniz. O zaman hadi kendinizi böyle savunuyorsunuz da devletin mühendislerine, devletin bu ileri zekalı, devletin geleceğine, gençlerine canla başla yatırım yapan, hakikaten zekası çok çok ileride olan bu insanlara neden düşmanlığınız? Bunu da anlayabilmiş, anlamış değilim. Bakın, öfkeniz koskoca bir Türkiye'yi olmasın. O zaman FETÖ'cü, asıl FETÖ'cü işte o zaman olursunuz. Ben FETÖ'cü değilim diyor adam. Değilsen o zaman tamam, onlar gibi düşünmüyorsun, asla 15 Temmuz'u tasdik etmiyorsun falan filan, geçtim oraları. O zaman sen benim SİHA'mı üreten Selçuk Bayraktar'a düşman olamazsın. Aselsan'a düşman olamazsın. Savunma sanayimize hizmet eden firmalara, Atak helikopterini üreten insanlara düşman olamazsın. Kirpiyi üreten firmalarıma düşman olamazsın. Olamazsın arkadaşım. Olduğun vakit sen FETÖ'den daha da betersin. Velhasıl bakın, Kızıl Elma havalandı. Çok şükür. Ve işte bu dakikadan sonra dünyada bir şeyler oldu arkadaşlar. Türkiye'ye karşı bakış değişti. SİHA'larımızla, kirpi araçlarımızla, füzelerimizle, savunma sistemlerimizle, zaten dünya bizi konuşuyordu ama özellikle Kızıl Elma'nın havalanması Türkiye'ye bir çığır atlatıyor arkadaşlar. Savaş uçağı başka bir şeydir. Hele bir de siz bunu insansız bir savaş uçağı olarak, herhangi bir savaş uçağından farksız bir özelliğe sahip bir şekilde üretip ve bunu insansız bir şekilde kontrol etmeyi başarabilirseniz, siz artık kulvardan başka bir kulvara geçtiniz demektir. Ve dünya ölçeğinde düşündüğünüz zaman siz artık Süper Lig'in de ötesinde bir yerdesiniz. Şampiyonlar Ligi de değil bu, başka bir şey. Çünkü sizin yaptığınızı dünyada yapabilen bir ya da iki ülke var. Bu Şampiyonlar Ligi'nin de ötesinde bir şey. İşte o yüzden Türkiye'ye bir anda bakış Kızıl Elma'nın havalanmasıyla birlikte değişti. Çünkü Türkiye'de de var, Avrupa'da da çok vardı zaten. Kızıl Elma'nın havalanacağına inanmıyorlardı arkadaşlar. Türkler bu kadarını da yapamaz diyorlardı. Ama Türkler bu kadarını da yaptı. Çok şükür. Bunu da başardı. Arkadaşlar. Şimdi Yunan medyasına bakıyorum. Yunan medyası çıldırdı.
Kızıl Elma'nın havalandığı görüntüleri yayınladılar. Eyvah çektiler. Acilen Yunan kuvvetlerinin, Yunan ordusunun silah noktasında, özellikle savaş uçağı noktasında karşı hamle yapması lazım. Yeni yatırımlar yapması lazım. Türkler eyvah savaş uçağı üretiyor demeye başladılar. Amerikalılar da şokta, Amerikalılar da şaşkın. Çünkü Türklerin gerçekten de Kızıl Elma'yı havalandırabileceklerine inanmıyorlardı arkadaşlar. Evet, Kızıl Elma havalandı. Ve bir yıl içerisinde Kızıl Elma son teknolojileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine ve Türk milletine güvenen bütün unsurlara hizmet edecek. Şimdi bunu dünya görüyor ve şaşkın bir şekilde izliyor. Arkadaşlar, Yunan televizyonunda adam bir iki general çıkmış konuşuyor, bağıra bağıra konuşuyor. Yunan kuvvetlerini uyarıyor, bakın Türkler geliyor diyor. Adamların korkusu Türklerin gelişi değil, Türklerin ürettiği teknolojiler. Ve biz geride kaldık diyor adamlar. 10 milyonluk Yunanistan bize kafa tutuyor arkadaşlar. Bakın, işte kime güveniyor? Kimden alıyor bu cesareti? Önceki videolarımda da anlattım. Arada bunları söylüyorum ki bilin. Yunanistan'la olan bütün savaşlarımızda Megali iddiaları var biliyorsunuz. İlk beşini adamlar gerçekleştirdi. Mora Yarımadası'nın bağımsızlığını ilan ettiği günden beri Yunanistan büyüyor ve bizden toprak çalıyor. Ve bugün Yunanistan'ın 5 hayali kaldı. Bu 5 hayalin içerisinde Bozcaada var, Gökçeada var, Kıbrıs var, Akdeniz var, İzmir var, İstanbul var arkadaşlar, Trakya var. Ve adamlar bugüne kadar bizimle olan savaş ya da masa savaşları hepsinde kazanmış. Bizim bu saatten sonra kaybedecek bir savaşımız yok. İşte o yüzden bütün bu hazırlıklar. Aslında ülkede gözle görülmeyen bir seferberlik var ya, İlan edilmese de, dillendirilmese de gözle görülmeyen bir seferberlik var. Altını çiziyorum. Hani ekonomik olarak bir sıkıntıdan söz ediyoruz ama yani hafsalam şunu almıyor. Erdoğan gibi hakikaten bir siyaset dehası olan adamın içeride ekonomik buhran var ama içeriğiyle çok ilgilenmeyip bütün enerjisini yurt dışına vermesi ya da savunma sanayine vermesi boşuna değil diye düşünüyorum bazen. Ve bizim geleceğimize arkadaşlar kusura bakmayın sizleri korkutmak istemiyorum ama çok çetrefilli savaşlar var. Önümüzdeki 6 ay çok sıkıntılı. Seçim sürecine kadar, seçimi atlatana kadar bizi bir şekilde ya Yunanistan'la durdurmak noktasında, yavaşlatmak noktasında ya da Ermenistan üzerinden başka bir oyunun içerisinde bir pisliğin içine sokabilirler. Bakın çok enteresan bir şey oluyor. Fransa ile Rusya anlaştı. İran da buna dahil oldu. Özellikle Azerbaycan'dan toprak talebinde bulunma ihtimalleri var. Ermenistan özelinde. Orada yeni bir oyun kurgulanıyor. Rusya, dedim ya videonun başında, ayıdan post olmaz, Rus'tan da dost olmaz diye. Bakın tarih boyunca Ruslar Amerikalılarla hep sırt sırta bize karşıydı. 1800'lü yıllardan itibaren Osmanlı-Rus savaşlarını unutmayalım. Bizim tarih boyunca Ruslarla bir tek işbirliğimiz var. O da ihtilal olduğunda 1. Dünya Savaşı sırasında geri çekilmek zorunda kaldılar. İşte o arada İstanbul'u ihtilaf devletlerine bırakmamak adına, Yunan'a ve İngiltere'ye bırakmamak adına bize silah desteğinde bulunmuştu. Yine kendi çıkarını gözetmişti. Bizi düşünmemişti. İşte o silahlarla biz o savaşı aslında verdik. Bununla ilgili videolarımız da var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Tayyi Zaman diye bir YouTube kanalı açtık. Orada da bunları detaylı detaylı anlatacağız. Velhasıl değerli dostlarım, biz önümüzdeki süreçte çok ciddi savaş demek istemiyorum ama bize karşı operasyonların, harekatların içinde bulabiliriz kendimizi. İşte tüm bu hazırlıklar, kızıl elmalar, ataklar, kirpiler, tayfunlar, boralar, tüm bu hazırlıklar, SİHA'larımız, hepsi işte olası bir Türkiye'ye karşı operasyona karşı hazırlıktır. Ve belki daha da ötesi biz onlar gelmeden geleceğiz belki de. Türk ordusuna, Türk milletinin ordusuna güveniyoruz, güveneceğiz. Bizi yöneten idarenin yurt dışındaki çalışmalarına ben güveniyorum. Uluslararası ilişkilerdeki adımlarının şu ana kadar bizi nereye taşıdığını gördük, güveniyorum. En azından bundan 10 sene önce Suriye'de başlayan olaydaki hataların tekrar edilmediğini, etmediğini görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor, umutlandırıyor. Eğer ki uluslararası ilişkilerdeki şu oyunlarımız başarıyla sonuçlanırsa hiç sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız diye düşünüyorum.
İngiltere Türkiye'ye geliyor arkadaşlar, Akdeniz'e geliyor. Neden geliyor düşündünüz mü hiç? Bakın önemli detaylar var. Son zamanlarda takip ediyor musunuz bilmiyorum ama yine bir detay daha vereyim size. Şimdi İngiltere az önce söylediğim gibi bizimle çalışmak istiyor. Özellikle yeni nesil uçaklar noktasında birlikte üretelim. Her şey açık kaynak kodlu olsun. Yani Türkiye'de ama İngiltere'de bu yazılımlara hakim olabilsin. Biz elimizdekileri size açalım. Siz elinizdekileri bize açın şeklinde bir anlaşma var. Anlaşma imzalandı şeklinde bazı haberler var basında. Generallerin aktardığı bilgiler bu yönde. İngiltere'nin özellikle bizi tercih etmiş olması. Amerika ile aralarındaki sorun, İngiltere'nin ekonomik sıkıntıları, arkadaşlar Batı'dan Avrupa Birliği'ne ayrıldıktan sonra İngiltere'de büyük sıkıntılar var. İngiltere eğer ki, hatta Amerika eğer ki Türkiye ile bir anlaşma yoluna gitmezse, Türkiye'ye cephe açarlarsa şu konjonktürde kaybeden onlar olur, biz olmayız. Biz yavaşlarız ama onlar kaybeden olur. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne özgüven? Arkadaşlar süreci iyi okumak lazım. Türkiye evet ekonomik olarak içeride sıkıntı var gibi görülse de aslında ekonomik manada böyle bir durumda, böylesi bir seferberlik durumunda eli çok güçlü. Sadece para noktasında, ekonomik imkanlar noktasında değil. Aynı zamanda işte savunma sanayini anlatıyoruz ya, buraya yaptığımız yatırımın haddi hesabı yok. Ve en önemlisi bizim dışarıya ihtiyacımız, muhtaçlığımız yok. İşte bizi güçlü kılan, bizi düşmana karşı kale duvarlarını kuvvetli kılan işte budur arkadaşlar. Bunlar olmasaydı İngiltere gelip bizimle bu anlaşmaları yapmazdı. Yapmazdı. Amerika bize çoktan darbesini indirmişti. Bizim bu kalemizin duvarlarının sağlamlığına inanmasaydı, görmeseydi. Çoktan oradaki binlerce, on binlerce PYD'li, PKK'lı teröristi Türkiye sınırlarından içeriye sokmak için çalışmalara başlamıştı. Çoktan Yunanistan'ı üzerimize salmıştı. Ama gelin görün ki işte Kızıl Elma'nın havalanması da bir mesajdır. Arkadaşlar biz kullarımızı değiştirdik. Dünyanın ilk üçündeyiz. İşte bu önemli. Bu bizim için önemli. Bu korunmak adına da çok önemli. Arkadaşlar güçlü olmak demek savaşmak demek değildir. Savaş tehdidinde bulunanlara karşı da bir uyarıcı, caydırıcı güçtür. Kızıl Elma havalandığında işte o caydırıcı güç çok daha güçlü hale geldi. Anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Bakın Hollanda'dan geldiler. F-16'lar için. Onlarda da var F-16, bizde de var. Geldiler bizim ikmal sistemlerimizi gördüler. Bakım sistemlerimizi gördüler. Bizde %85 oranında bir faal durum varken onlarda %45. Neden? İşte bizim Türk mühendislerimizin başarısının göstergesi. Adamlar biz neden yapamıyoruz diye gelip bizim Türk mühendislerimizin oradaki çalışmalarını gıpta ile izlediler. Onlar da bizimle işbirliği yapmak istiyor. İtalya bizden SİHA istedi biliyorsunuz. İtalya ile çok yönlü ortak çalışmalar yapıyoruz savunma sanayi noktasında. Velhasıl kelam arkadaşlar. Türkiye'nin önü açık. Türkiye bölgesinde başka bir oyun kurdu ve bu oyun ilerliyor. İşte önümüzdeki süreçte işte bizim bu oyunlarımıza karşılık yeni oyunlar kuruluyor bölgede. Oyunlar değiştirildi, kartlar yeniden karılıyor. İşte burada kart bize mi düşer? Biz mi kart düşürürüz birilerine? Bunu göreceğiz önümüzdeki süreçte. Hep birlikte yaşayıp bize şartlarla şurtlarla gelen insanlara karşı, tabii biz o şartlar tehdit altında dersimizi aldık, işte onu anlatıyorum ya, işte o insanlara karşı bakalım yeni hamlemiz, yeni oyunumuz ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin dönülmez bir yola girdiğini bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu dönülmez yolda tabii ki zorlu dönemeçler var. Hep birlikte birbirimize güvenerek, birbirimize sarılarak aşacağız inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.